milyar dolar ekonomik kayıp ve uluslararası siyasete taşınmış Halepçe katliamından dolayı Irak'ta yaşayanların bir küt sordu. İkincisine bakın. Türkiye'nin dış politikası nedir? 2002'de bu Genelkurmay ve Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan toplantıda açıklandı. Kırmızı Birinci ya. Körfez Savaşı'nın aynısı. Irak'ın toprak bütünlüğü, Kerkük Türkmenlerinin haklarının korunması PKK'nın yok edilmesi, Barzani'nin Kürt devleti kurmasının engellenmesi. Dış politika bu. Müttefik Amerika. Pozisyon Irak'a girmedik. Sonuç Siyasi bir PKK. Kürt devleti otonom da kalktı, devletini kurdu. Yine ekonomik kayıplarımız var ve Kürt sorunu siyasete çekildi. Şimdi burada dikkatinizi yani bir ile ikiye baktığınızda dış politika aynı, müttefik Amerika aynı, Irak'a müdahale etmedik aynı ama sonuç hep Türkiye'nin aleyhine. Peki 91 ile 2003'e baktığınızda arada ne fark var? buna siyasete damgasını vuran Özal'dır. Bu siyasete damgasını vuran da Tayyip'tir. Neden? Biz 1 Mart günü tezkere yapıldı değil mi? Ulusal irademizle meclisi seçtik. Mecliste içerisinden hükümetini seçti. Devleti yönetmeye başladı. Ve Amerika Irak'a savaş ilan edeceğim dedi. Türkiye'den de kendisine destek olmasını istedi hükümet tezkereyi meclise sundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk milletinin ulusal iradesini temsil eden meclis. 1 Mart günü ne dedi meclis? Meclis dedi ki Türkiye'nin Amerika'ya bu şekilde destek olarak Irak'a girmesinde ulusal çıkarı yoktur. Hayır dedi. Tamam. Ne zaman oldu bu? 1 Mart. Peki 20 Mart'ta ne oldu? Tayyip Bey başbakan oldu. Başbakan olduğu gün meclise ikinci bir tezkere getirdi. Bunlar yazılmıyor, anlatılmıyor, pek dile getirilmiyor. İkinci bir tezkere getirdi ve Irak'a asker gönderilmesine karar çıktı. E şimdi ben vatandaş olarak soruyorum ya. 1 Mart'ta diyorsunuz ki hayır, ulusal çıkarlarımıza aykırıdır. Peki 20 Mart'a kadar 20 günde ne değişti? hangi ulusal çıkarımızı tesis etmek maksadıyla Amerika'ya evet deyip karar çıkardınız. İncirliği açtınız, Habur'u açtınız, hava sahamızı açtınız ve Amerikan harekatını desteklediniz. Ne değişti? Yani buradan da görüyorsunuz ki Amerika Türkiye'nin Irak'a girmesini hiçbir zaman istemedi. Bunu nereden anlıyoruz, nereden bağlayacağız? Şuradan. Bir Ermeni meselesi var. Bir de sözde Kürt diyorlar. Şuna baktığınız zaman 70-80 arasında Asala terör örgütü yurt dışındaki diplomatlarımızı öldürdü ve dünya siyasetinin gündemine Ermeni sorunu var diye otutturdu. Ve biz tam 40 yıldır dünya siyasetinde bunu tartışıyoruz. Ne sayesinde? Asala cinayetleri sayesinde. Ama bir Ermeni devleti olduğu için bu uluslararası arenada Ermeni siyasetini o takip edeceği için 84'te bunlar bu işi bıraktı, PKK cinayetleri başladı. Halkımızı öldürdüler, kurşuna dizdiler, köyleri bastılar. Ardından Saddam Amerika yol verdi, Halepçe katliamı oldu. Bir Kürt sorunu dünya siyasetine çekildi. Ama bununla bunun arasında bir fark var. Bu siyaseti dünya siyasetinde izleyecek bir Ermeni devleti var. Ama bu siyaseti uluslararası arenada takip edip sonuçlandıracak bir Kürt devleti yok. İşte bütün oyun bunun üzerine gidiyor. Nasıl gidiyor? Buradan şeye bağlayacağım. Peki e, o orada... evet, sorunuzu cevap vereyim. Anladım. O sorunun ana noktası bugünlerde tartışılan da bu. Sizin İmralı olarak evet. e, adı tanımladığınız e, bir güç odağı olarak bu terör e, olgusu içerisinde Öcalan var. Bir tarafta da Barzani var. Öcalanla veya işte İmralı ile Barzani'nin çıkarları e, ne ölçüde çakışıyor, evet. ne ölçüde uyuşuyor ve e, Türkiye'yi ikisi arasında e, bu iki denklem arasında söylediğiniz o büyük güç yönlendiren her şeyi Amerika nereye oturtmaya çalışıyor? Evet. Son Barzani görüşmesinin amacı o anlamda ne? Evet. Arkadaşlar bizi tuzağa çekiyorlar. Bizi resmen şu an tuzağa çekiyorlar. Tuzağa çeken kim? AB Avrupa Birliği, DTP Öcalan Buna Bizans'ın ikili oyunu da diyebilirsiniz tarihten. Bu bir siyaset. İkinci siyaset İsrail ABD hükümet Barzani. İyi polis kötü polis gibi bize iki seçenek sunuyorlar. Öcalan mı? Barzani mi? Amerika diyor ki Bakın şunu unutmayın. Bu sunulan seçeneklerde söz konusu to olan topraklar bizim vatanımızdır. Her karış toprağında şehit kanı vardır. Bunu unutmayın. Bu onların düşünceleri, bizim düşüncemiz değil. Onlar istedikleri kadar düşünsünler. Sonunda ne düşündüğümüzü bize açıklayacağız. Bu siyaseti nereden tespit ettik? Türkiye Cumhuriyeti'nin bir taburu 21 Ekim 2007 tarihinde saldırıya uğradı Dağlıca. Dağlıca'dan önce Bakın şu tarihlere iyi bakın. 17 Ekim 21 Ekim 5 Kasım 1 Aralık Olayın düğümü burada. Eylül 2007'den sonra Ekim'in başlarında Teröristler Şırnak'ta komando birliğimizi pusuya düşürdü. 14 tane şehit verdik. Arkasından yine Şırnak'ta köyü bastılar. Bir 14 şehit de orada verdik. Hepsini öldürdüler vatandaşlarımızın. Sizler sokağa döküldünüz. Dediniz ki şehitlerimizin hesabını sorun. Irak'a savaş açılacaksa açın. Yani ulusal irade biziz işte halk biziz. Hükümeti seçen biziz, meclisi seçen biziz. Diyoruz ki bu şehitlerin hesabını sorun. Türkiye Cumhuriyeti'nin askerleri şehit ediliyor. Kime diyoruz? Meclise, hükümete. Ne yaptı hükümet? 17 Ekim günü, hatırlayın bu yeni tarihler bunlar. 2007, meclisten tezkere geçti. Neydi bu tezkerenin amacı? Irak kuzeyindeki PKK tehdidinin yok edilmesi. Yani hainlere hesap sorulması. 17 Ekim'de bizim başbakanımızın elinde meclisten geçmiş tezkere vardı. Düşününüz, Hakur Basyan, Havaşinzap 16 sene önce de vardı, 10 sene önce de, 5 sene önce de, şimdi de. Teröristler orada. Başbakanımız bunu biliyor. Eğer ki 17 Ekim'de sınır ötesi harekatı yapsaydık biz Hakurt, Basyan, zapa dağlıca baskın olmayacak.